Evet, ödülünü almak üzere Uğurcan Çakır'ı sahneye davet ediyoruz ve tabii ki kulüp başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte sizleri de lütfen kürsüye alalım. Ödülü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi takdim edecek. Mikrofonlar. Konuşma yapacaklar. Hı hı. Tebrik ediyoruz bir kez daha ve hoş geldiniz aynı zamanda. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Dünkü yaşanan olayda milletimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz, böyle anlarda konuşmak da zor oluyor. Biz çocukluğumuzdan beri kazanmak için oynuyoruz ama bizi biz yapan değerlerin de farkında olmalıyız. Birbirimize saygımız, vefamız benim için, benim anlayışımda çok önemli. Bu ödülü aldığım için mutluyum, gururluyum. Çocuğuma bırakabileceğim önemli bir hediye olacak, ödül olacak. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar tebrik ederim ben. Teşekkür ederiz. Konuşma yapmak ister misin? Değerli başkanım, değerli kulüp başkanlarımız, Fair Play Komitesi Başkanı ve değerli üyeleri, değerli futbolcu kardeşlerimiz. Ben de öncelikle dün yaşadığımız menfur olaydan dolayı üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Benim de her zaman ön plana çıkarmak istediğim bir şey var. Belki biraz farklı kelimelerle ifade ediyorum ama saygı. Rakibe saygı, sahaya saygı, oyuncu arkadaşlarına saygı, taraftara saygı. Ama her şeyin ötesinde eğer bir sporcu kendisine saygılı olursa, İşte o zaman hangi etkinlik olursa olsun, hangi disiplin olursa olsun, hangi branş olursa olsun çok daha güzel, çok daha seyredilir hale gelebiliyor. Ben genç arkadaşlarıma sıklıkla söylemişimdir. En iyi futbolcu olabilirsiniz. Dünya yıldızı olabilirsiniz. Uzay yıldızı olabilirsiniz. Ama bir atlet olmak için bundan daha fazlasına ihtiyacınız var. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözünde zeki, çevik ve ahlaklısını. Tabii bu arada bu kategoriye sadece oyuncular değil, hepimiz giriyoruz. Özellikle de biz kulüp başkanları ve yöneticileri. Ben genç kardeşimi kutluyorum. Beraber büyüdük biz Trabzonspor'da. 5 sene önce geldiğimde takımın 3. kalecisiydi. 5 hafta sonra kaleyi teslim aldı. Bir daha da vermedi. Her yönüyle örnek bir sporcu, örnek bir atlet. Ödül aldığı için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı ödül törenini, organizasyonu yaptığı için de değerli Futbol Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii ki hocamızın da en büyük faktör olduğunu, en önemli etken olduğunu sporcularımızın bu etik davranışında, örnek sporcu davranışında en önemli faktör olduğunu da göz ardı etmememiz lazım. Değerli hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ben çok fazla bir şey söylemeyeyim. Tabii ki öncelikle teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonu yaptığınız ve bunu sürekliliğinde, devamlılığında, beraberinde bir sonraki adaylara da heyecan ve artık teknik adamların konuşurken, oyuncuların sahada davranırken, yöneticilerin, başkanların konuşurken daha dikkat edecekleri bir durum oluşturuyorsunuz aslında. Bunun için samimi, dürüst ve gerçekçi olmak benim hayat felsefem. Onun için böyle bir yolu açtığınız için teşekkür ediyorum. Ödül alanları herkese tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Milli takımımıza burada
bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Bir alabilir miyiz mikrofon? Sayın Başkan, buyurun. Biraz önce konuşmamda söylemeyi atladım. Bu hafta belki dikkatinizi çekti mi çekmedi mi bilmiyorum. Hakemlerimize talimat verdik. Süper Lig, birincilik, ikincilik, üçüncülik. Bundan sonra maç başlamazdan önce hakemlerimiz her iki teknik direktörün de elini sıkacak ve onlara başarılar dileyecek. Bu da yine fair play açısından, ilişkilerimizi geliştirme açısından hakemlerimiz de oyunun yöneten ama önce insan. Ona göre fair play hakemlerimiz de bütün futbolcularımıza ve teknik direktörlerimize aynı şekilde dileyecek. Onu da altına çizmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun.